Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün yardımıyla Kazakistan'daki Amerikancı kalkışma bertaraf ediliyor. Ülkede planlanan kaos planı başarıya ulaşamadı. Rus barış gücünün ülkeye girmesiyle birlikte sokaklar sakinleşti. Ülkede anayasal düzen yeniden tesis edildi. Terör eylemlerine destek verenler için özel birim kuruldu. Kazak Haber Kanalı 24 Televizyonu gece saatlerinde başkent Nur-Sultan'a organize edilen silah sokma girişimlerinin engellendiğini ve gençlerle dolu birkaç otobüsün alıkoyulduğunu duyurdu. Haberde otobüslerde bulunan gençlerin Kazakistan'ın güney bölgelerinden olduğunu tespit edildiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı 26 gösterici ve 18 güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini duyurdu. Olaylarda 3000'den fazla kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri Almatı kentinde toplumsal düzeni sağladı, stratejik yerleri korumaya aldı. Caddelerde temizlik operasyonuna devam ediliyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev son durumla ilgili bilgi verdi. Teröristlerin ülkedeki olaylar esnasında vatandaşlara karşı silah kullandığını belirtti. Tokayev, kolluk kuvvetlerine ve orduya teröristlere karşı uyarı yapmadan ateş açma emri verdim dedi. Almatı'da 20 bin terörist olduğunu belirten Tokayev, teröristlerle oturup anlaşma gibi bir niyetimiz yok ifadelerini kullandı. Ülkedeki bazı insanların kendilerini yasaların üzerinde gördüğünü belirten Tokayev, bu aktivistler yüzünden internet kısıtlanıyor dedi. Kolektif Güvenlik Teşkilatı'na üye ülkelere yardımları için teşekkür eden Tokayev, Rusya lideri Putin'e yardım talebime hızlı ve dostça cevap verdikleri için şükranlarımı sunuyorum ifadelerini kullandı. Çin, Özbekistan, Türkiye, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütlerin yöneticilerine de destekleri için teşekkürlerini iletti. Öte yandan Kırgızistan Meclisi'nde Kazakistan'a asker göndermenin yolunu açan tezkere büyük çoğunlukla kabul edildi. Öte yandan Türk Hava Yolları 75 personelin tahliyesi için Kazakistan'a özel sefer düzenleyeceğini duyurdu.